Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 38. bölümünden herkese merhaba. Yeni bir bölümle karşınızdayız ve bu bölümde aslında kısa bir bölüm yapacağım ve bizden bahsedeceğim. Bizimle ilgili bir gelişme var, Dünya Trendleri Podcast'le ilgili bir gelişme var. Ondan bahsedeceğim ama onun öncesinde 37 bölümü geride bıraktık, 38. bölümdeyiz ve giderek büyüyen bir kitleyle birlikte, bizi dinleyen bir kitleyle birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Güzel güzel tepkiler alıyoruz ve tabii bölümler çok uzun olduğu için bazen teşekkür etmediğimi, yani bize ulaşan, yorum bırakan dinleyicilere, dinleyenlere, podcast severlere teşekkür etmediğimi fark ettim ve birkaç teşekkürüm olacak ve ondan sonra bizimle ilgili o haberden, kısa haberden sizlere bahsedeceğim. Öncelikle web sitemizi yapan sevgili Sait Özgat'a çok teşekkür ediyorum. Çok büyük destek oldu Dünya Trendleri Podcast'te ve Dünya Trendleri ekibinden Serhatcan Erdoğ, dijital görsellerin hazırlanması ve sosyal medya paylaşımları ve teknik konularda destek oluyor. Ekibin bir parçası benimle birlikte ve ona da hemen podcast'in başında teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medya üzerinden bize çok fazla destek olanlar var. Recep Topçu'ya çok teşekkürler. Nurten Burcu Akbaş'a çok teşekkürler. Sinem Naz Telatar geçtiğimiz günlerde LinkedIn üzerinden bir paylaşım yaptı. Ve onun o paylaşımı da çok değerliydi. Gürkan Merken her hafta podcast yayınlarımı takip ettiğini söylüyor ve gerçekten konularla, konuklarla kalitemizi ortaya koyduğumuzu söylüyor. Çok teşekkür ediyoruz ona ve bir konu önerisinde bulunmuş bize. Tam da denk geldi, onun konu önerisinde bulunduğu haftanın ertesine onun istediği konuyu yapma şansını yakaladık. Belki sizin de zaman zaman böyle bize konu önerileriniz olabilir, konuk önerileriniz olabilir. Lütfen çekinmeyin. Twitter üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Instagram'da varız, LinkedIn'de varız. Mail adresimiz her zaman podcast'in açıklama kısmında yer alıyor. Ve onun dışında tabii ki Ekşi Sözlük'ten de yorumlarda bulunabilirsiniz. Özcan Yazıcı'ya çok teşekkürler. Sevgili Cem Karakaya ile yaptığımız bölümü haftanın podcast'i seçmişti LinkedIn üzerinden. Emre Başkan da podcast'lerle ilgili güzel bir paylaşım yapmıştı ve daha doğrusu sevdiğiniz podcast'ler nelerdir gibi bir soru sormuştu onu takip edenlere ve Murat Akbaş da Dünya Trendleri podcast'i tavsiye etmişti. Ona da çok teşekkür ediyorum. Nihal Aydın, sevgili Sinan Yorgancıgil ile yaptığımız bölümü paylaşıp bu podcast'i ne kadar güzel olduğunu söylemişti. Böyle aklımda kalan isimlerin hepsini gerçekten burada sizinle paylaşmak istiyorum. Podfresh ekibine çok teşekkür ediyorum. Bize her gün bülten çıkarıyorlar podcastçilere, podcasterlara. Ve oradan Uraz Kaspar ve Aykut İbrişim Podfresh ekibi bültenlerinde bize yer vermişti. Uraz ve Aykut'a da çok teşekkür ediyoruz. Podcast ekosistemi için büyük katkı sağlıyorlar gerçekten. Ve tabii ki Sinan Yorgancıgil ve Sertaç Doyanay'a da çok teşekkür ediyorum. Sertaç Bey de gerçekten LinkedIn'de benim tanıştığım birisi, çok güzel paylaşımlar yapıyor ve bizim podcast'i de birkaç defa paylaştı ve onun sayesinde de birçok dinleyiciyle tanıştık ve ona da çok çok teşekkür ediyoruz. O da LinkedIn üzerinden yayınlarını sürdürmeye devam ediyor ve tabii Lumost podcast'i hazırlayan Mümtaz Demirci'ye de çok teşekkürler. Beraber aynı zamanlarda başladık podcast'e, birbirimizi LinkedIn üzerinden tanıdık, sosyal medya üzerinden tanıdık, daha doğrusu podcast'lerimizi dinleyerek tanıdık diyelim. O da podcast'inde zaman zaman bize yer verdi, dillendirdi Dünya Trendleri podcast'i, ona da çok teşekkür ediyorum. Son olarak Betül Eren Işık'la geçtiğimiz günlerde yazıştık. O da çok güzel Instagram yayınları yapıyor ve kendimizi yeni nesil yayın arkadaşı ilan ettik. Belki önümüzdeki günler içerisinde onu da podcast'te konuk ederiz. Umarım atladığım, unuttuğum birileri yok. Birçok yorum geldi, birçok öneride bulundunuz ve böyle öne çıkanları sizlerle paylaşmak istedim. Onlara teşekkür etmek istedim ve her zaman dediğim gibi sosyal medya üzerinden yorumlarda bulunabilirsiniz ve hangi platformdan takip ediyorsanız bizi, hemen hemen bütün platformlarda varız. Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, Castbox, Stitcher, iHeartRadio, aklıma gelenler bunlar, Anchor, aklına gelebileceğiniz her yerde varız ve oradan bizi takip etmeniz, abone olmanız çok önemli ve Apple Podcast gibi yerlerden de yorumlarda bulunabilirsiniz. O yorumlar bizi dinlemek isteyen podcast severlere yol gösteriyor. Peki, şimdi teşekkürleri yaptığımıza göre gelelim bizimle ilgili habere. 30 Eylül'de Uluslararası Podcast Günü gerçekleşiyor ve
Her sene gerçekleşiyor. 2014 yılından bu yana gerçekleşiyor bu organizasyon. 30 Eylül ve podcastçilerin gücünün uluslararası bir kutlaması aslında. Bu kutlama podcast yayıncıları, işte podcast dinleyicileri, podcast meraklıları ve podcasting endüstrisindeki liderlerle bağlantı kurmak için gerçekten harika bir fırsat. Ne yapabilirsiniz? Arkadaşlarınızı anlatabilirsiniz. Kutlamaları podcastlerinizde yayınlayabilirsiniz. Ve sosyal medyada bu uluslararası International Podcast Day'den bahsedebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Hashtag olarak da International Podcast Day'i kullanıyorlar. Şimdi bundan niye bahsettim? Geçtiğimiz günler içerisinde organizasyonun sorumlularından Dave bana ulaştı ve bizi International Podcast Day'e davet etti. Dünya Trendleri Podcast'ı davet etti. Yani bunda ne var diyebilirsiniz. Bunun için özel bir bölüm, özel bir podcast yapmaya gerek var mı diyebilirsiniz. Hem bu haberi sizinle paylaşmak istedik hem de 2014 yılından bu yana yapılan bu organizasyonda 70'ten fazla ülkenin katıldığını, onlarca, yüzlerce saat yayın yapıldığını, onlarca podcastçinin katıldığını biliyoruz ama ilk defa Türkiye'den bir podcast bu günde yer alacak. International Podcast Day'de ve ben de orada bir sunum yapacağım, bir sunum hazırlayacağım. Tıpkı podcastler ve podcasting'in yıllar içinde gelişmesi gibi Uluslararası Podcast Günü de aynı şeyi yapmış, gelişmiş 2014 yılından bu yana. 2014 yılında 6 saat yayın yapmışlar ama Uluslararası Podcast Günü'nü geliştirerek 2015-2019 yılları arasında da 24 saat yayın yapmışlar. Yani dünya üzerindeki her ülkeden bir podcast katılıyor ya da birden fazla podcastçi katılıyor. Orada konuşuyorlar, podcast hakkında tartışıyorlar ve yayınlarını anlatıyorlar. Endüstri hakkında podcast yolculuklarını anlatıyorlar. Kendi kişisel hikayelerini anlatıyorlar. Uzmanlıklarını paylaşıyorlar. Ve dünya çapında herkesin katıldığı güzel bir organizasyon oluyor. Az önce de söylediğim gibi ilk defa Türkiye'den bir podcast katılıyor. O da biz oluyoruz, Dünya Trendleri Podcast. Ve 30 Eylül'de Türkiye saatiyle saat 23'te, Almanya saatiyle saat 22'de ve Amerika saatiyle de öğleden sonra 13'te yayında olacağız. Daha doğrusu olacağım, ben tek başına olacağım. Ve konu olarak da şunu seçtim. Hem bir radyo programcısı olarak hem de bir podcaster olarak, podcastçi olarak. Podcastler radyoyu değiştirecek mi? Bu konu hakkında konuşacağım ve bir sunum gerçekleştireceğim 30 Eylül'de. Umarım beni yalnız bırakmazsınız. YouTube üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak ve her zaman olduğu gibi eğer bu konu hakkında da bana destek olmak isterseniz her zaman yazabilirsiniz. Sorularınız olursa her zaman onları sorabilirsiniz. Onun üzerinden de sunum üzerinde bir şeyler hazırlayıp size cevaplarımı verebilirim. Ya da o gün geldiğinde 30 Eylül'de Türkiye saatiyle saat 22'de, düzeltiyorum, Türkiye saatiyle saat 23'te, Almanya saatiyle saat 22'de orada hazır bir şekilde beni izleyip Dünya Trendleri Podcast'te destek olabilirsiniz. Podcastler eğlencede, yani gerçekten büyük bir şey haline geldi. Aynı zamanda tabii öğrenmede de çok büyük bir şey haline geldi. Birkaç yıl önce YouTube herkesin izlediği bir web sitesiydi, bir sosyal medya mecrasıydı. Hala da öyle ve eğlenmemiz için uygun ve kolay bir yol. Ama artık insanlar daha kolay, daha rahat oldukları için podcastlere yöneliyorlar. Son yıllar içerisinde özellikle 2020 yılı Türkiye'de podcastler için büyük bir çıkış oldu. Arabada podcast dinlemek bir norm haline geldi. Sabah işe giderken ya da gelirken favori bir radyo istasyonunuzu dinlemek yerine birçok dinleyici en sevdikleri podcast'in bir veya bir iki bölümünü yakalayıp dinliyor. Ve neden bu kadar çok insan bu değişikliği yapmış durumda? İşte bunu tartışacağız. 30 Eylül'de Uluslararası Podcast Günü'nde, International Podcast Day'de, hashtag de bu olacak zaten. Ve YouTube üzerinden Türkiye saatiyle saat 23'te ben hazır bir şekilde kamera karşısında olacağım. Hem Uluslararası Podcast Günü'nü kutlayacağız ve International Podcast Day hashtagini kullanarak herkese, yani dünya üzerindeki herkese ulaşmaya çalışacağız. Peki şunu da bir belirteyim. Ben Dave'le yaptığım konuşmada podcast'i ben İngilizce sunmak istemiyorum dedim. Türkçe sunmak istiyorum. Böyle bir bana bir opsiyon sağlayabilir misin dedim. O da dedi ki opsiyona gerek yok. Zaten herkes kendi diliyle burada çıkıp podcast'i anlatabilir, kendi podcast'ini anlatabilir ve daha sonra belki daha fazla kişiye ulaşmak adına İngilizce altyazı koyabiliriz dedim. O da
kabul etti, teşekkür etti bana. Yani podcast'in dili Türkçe olacak. Belki sunumu İngilizce yapabiliriz. Daha sonra da İngilizce podcast, İngilizce altyazı koyar ve orada YouTube üzerinde Dünya Trendleri podcast içeriğini sizlerle buluşturabiliriz. Peki, podcast'ler radyoyu değiştirecek mi? Bunun cevabını arayacağız. 30 Eylül'de International Podcast Day'de Türkiye saatiyle saat 23'te sizleri bekliyorum. Şimdilik bu kadar. O zaman 38. bölümü kapatalım. Yeni bölümde buluşmak üzere. International Podcast Day is September 30th, and you can help spread the word. You may be asking, what can I do to get involved? It's pretty simple. Head over to internationalpodcastday.com and check the suggestions. Then use hashtag International Podcast Day to join the conversation. You can reach out and connect with other podcasters, listeners, and your favorite podcast hosts. Remember September 30th, International Podcast Day. A day-long celebration of the power of podcasts. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com, Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.